şimdi kendim televizyonda görmemek için böyle çekiyorum. Hı hı. Şimdi bir çocuğun eğer odasında televizyon var ise odasının bilinçaltının desteklenmesi için, değil mi evet, hocam? Hemen. Böyle olması gerekiyor. Aynen, aynen, Tabii aynen. benim kızımın odası farklı bir biçimde düzenliydi ama ben bu hale getirdim. Neden? Çünkü karşı tarafta televizyon izlerken oradaki Türk Sanatsal böyle evet. fikirsel Türk felsefi, kültürü aynen aynen İslam ahlakı hem sanat var aynen, aynen dediğin aynen. gibi her şeyin bu şekilde yüklenmiş olması görsel algısını bu yönlere teşvik edecek ve görmesini evet. sağlıyor bilinçaltı en azından buradan beslenecek bilinçaltı bu şekilde beslenecek ha burada eskiden ne vardı burada eskiden şurada e, tam şurada makyaj malzemeleri vardı. Hmm. Ondan sonra ne bileyim işte şeyler falan var, kozmetikler vardı, falan var. ojeler vardı. Sonra burası yine ıvır zıvırla doluydu. Yani güzel oldu Tabakların böyle. üstü doluydu. Kurdunu, kurdunun üstü doluydu. O, o çini tabağını ejderhayı kendi yaptı. Kurdu beraber çalıştık. O yüzden hep onlarla haşır neşir olmuştu. Sonra bir temizlik yaptım. Tabi evde değil kendisi. Eve gelince bir hırgür çıkacak ama hiç umurumda bile değil. Bir de bir tavsiye Çocuklarınız, sizin çocuklarınız. Hani diyorlar ya çocuklara. Çocuğumla arkadaş gibiyim. Ne evet. münasebet? Canım çocuğunla arkadaş gibi olamazsın. O senin çocuğun. Senin karnından doğan, sana emanet edilen bir emanet. Dolayısıyla arkadaşın senin seçtiğin kişidir. Çocuk sana verilen emanettir. çocuğunuzla lütfen arkadaş olmayın. Onun bilinçaltını böyle dolduracak işte sanat, yönlendirecek, evet, kitap, işte ne bileyim kendi kültürüyle, kendi ahlaki değerleriyle dolu olacak bir şekilde gözünün gördüğü yeri doldurmanız gerektiği düşüncesindeyim değil mi sevgili Aynen. hocam? Aynen. İstanbul'a tabii ki öyle hocam. <laughs> Aynen. Bu bu da bizden size iki annenin, Şeker'in bir oğlu var, benim bir kızım var. İki annenin size bir dipnot nasihati olsun arkadaşlar. Çocuklarınız arkadaşınız değildir. Onlar sizin çocuklarınızdır. Evde kendi sözsakları ve, söz ve eğitilmeli muhtaştırlar. Evet. Sözsakları bir yere kadar var ama bu onların her dediği yapılır anlamına gelmez. Evet. Ne zaman ki evlenirler ya da çalışırlar, kendi evlerine geçerler. O zaman da der, der ki evet burası benim evim ve burada benim söz hakkım var. Ama haricinde toplu yaşanılan yerlerde ortak alanlardır ve dolayısıyla Çocuğunuza onun bilinçaltını besleyip ileride yön verecek şeylerle doldurmanızı tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın.